Şimdi dünyada ilk üçe giren dizi ihracatı yapan bir ülkeyiz. Şimdi bir Arap'ın gözünden düşünelim. Aşkı Memnu'yu izleyen bir Arap. Muhteşem Yüzü'nü izleyen bir Arap. Bir Arap'ın türleri bakış açısı acaba nasıl? Sizin gözlemleriniz bu konuda nasıl? Yani dizilerden izlediklerini belki görürüz umuduyla İstanbul'a geliyorlar. Bunu söyleyeyim bir. Şimdi Araplar birbirini yiyor. Araplar problemli. Araplar işte kendi işlerinde birlik beraberliği sağlayamıyorlar. Araplar hatta bir tık öteye geçersek işte Osmanlı'ya ihanet edenler var vesaire diye düşünebiliriz. Ki o kitabı o yüzden söyledim Kral Abdullah'ın anılarını. Ama Çanakkale'yi de bir ziyaret edin. Kaç tane Arap'ın orada işte Halep'ten, Gazze'den, Şam'dan gelip şehit olduğunu, Irak'tan, Kerbela'dan, Basra'dan, Kufe'den, Ramadi'den, Felluce'den, Musul'dan gelip şehit olduğunu görürsünüz. Burada şöyle bir soru soracağım. Yurt dışında ticaret yapan arkadaşlarımız var anladığım kadarıyla aramızda. Siz de yapıyorsunuz. Yurt dışına çıktığında Türkler bir şey görürler önce. Özellikle büyükelçilerimiz, ticaret müşavirlerimiz, yani yurt dışında görev yapmış, ben TRT temsilciliği yaptım 6-7 tane ülkede. Çok karşılaştığımız bir durumdu. Türklerin en önemli sorunu nedir yurt dışında? Birbirlerini yerler. Yani bütün Türkler çok büyük bir rekabet içerisindedirler. O yüzden bir Türk dünyaya bedeldir, iki Türk birbirini yer deriz biz bir araya geldiğinde. Yani Araplara itham ettiğimiz şeylerin büyük bir kısmı. Mesela ben gazeteci olduğum için rahat konuşan bir adamım. Eskiden devlet memuruydum, bu kadar da rahat değildim. Şu an daha da rahatım. Sizi de gelecek bir şey söyleyeyim. Kayseri'de kaç tane cemaat var bilmiyorum. Bu bir soru değil ama muhtemelen bir sürü cemaat vardır. Muhtemelen de o cemaatlerin içerisinde olan aramızda birileri olabilir. Kaç tanesi birbirini ziyaret ediyor, kaç tanesi birbiriyle ortak organizasyon yapıyor, kaç tanesi birbirinin peşinde beraber işte şu etkinliği yapalım, aa siz yapıyorsanız biz de size destek verelim diyor diye bir soru sorduğumda muhtemelen şöyle bir düşündüğünüzde kendi hayatınızda bile maalesef böyle sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görürsünüz.